Saygıdeğer misafirlerimiz, cami açılış programımızda Türkiye'de, şu an Türkiye'de görev yapan, 1992 yılından bu yana burada görev yapmış hocalarımızı davet ettik. Allah razı olsun hepsinden, bizleri kırmayıp buralara kadar geldiler. Şimdi bu hocalarımızı huzurlarınızda sahneye davet etmek istiyorum. Duygu ve düşüncelerini almak üzere. 1992-94 yılları arasında camimizde görev yapmış din görevlimiz Sayın Mehmet Şerif Ramazanoğlu. 94-98 yıllar arası görev yapmış din görevlimiz Mehmet Şenol Beyefendi. 2000-2007 yılları arasında görev yapmış Mehmet Aslan Beyefendi. 2007 yılları arasında görev yapmış saygıdeğer hocamız Mehmet Aslan Beyefendi. Ve 2013 yılında hala görev yapmakta olan Sayın Abdullah Fırat Hoca Efendi sahneye başlıyor. Ve Cemalettin Demirtaş hocamız, kusura bakmayın unutmayın. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, ben baştan sırayla mikrofonu veriyorum. Hocalarımızın duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Selamun aleyküm. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben esasen öğretmen olarak burada görüyorum. 1990-96 yılları arasında öğrencilerim var burada bilirler. Tanıdıklarım var, tanımadıklarım var, beni tanıyanlar var, tanımayanlar var. Esas adım orada yazdığı gibi Mehmet Şeref Ramazanoğlu. Arkadaşlarım birçoğu yanlış önce telaffuz ettiler. Benden önce burada konuşan arkadaşlarımız. Bunu düzeltmek istiyorum. Yani Mehmet Şeref Ramazanoğlu. Kısaca arkadaşlarım anlattı ama bu iş içerisinde ilk başlarda olduğum için size buranın hikayesini çok kısa anlatmak istiyorum. Sabırla dinlerseniz Allah razı olsun. 1990 yılında öğretmen olarak din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak bu görevde atandığımda Aydın Pazarlı ve Fevzi Bey Bernegel'e oradaki ateşe arkadaşımızdan burada Türk Kültür Derneği'nde cuma namazları kıldıracak. Teravih namazlarını kıldıracak, kandil gecelerini kutlayacak bir öğretmenin gelmesini istediler. Ve benim üzerimde karar kılındı ve böylece Ustel'e gelmiş oldu. 1990 Ekim ayında. Ondan sonra biz Türk Kültür Derneği'nde cuma namazlarını kıldırdık. Bir sene Ramazan ayında teravih namazı kıldırdık. Kandil gecelerinde cemaat çok olduğu için salon tutuldu. Bayramlarda da salonlarda görev yapıyordu. 92 yılına geldiğinde Ramazan yaklaşıyordu. O zaman dernek başkanımız Sayın Adnan Erkak Bey ile bu dernek binasında yaptığımız ibadetin beni tatmin etmediğini söyledi. Allah razı olsun. O çok anlayışlı davrandı. Ve bizim teklifimizi kabul ederek bir mescit yeri aramaya başladı. Şubat ayı zannedersem. Ve bir yerde karar kılındı. Fakat sonradan bizim ihtiyacı olmadığımız düşüncesiyle o kişi bize orasını vermedi. Ama biz bir cuma, 7 Şubat 1992 cuma günü bir hutbe okumuştuk. Mescit yeri bulduk diye ilan etmişti orada. Hatta bir miktar da para toplanmıştı. Ama biz bu mescidini aşma sıkıntısı olunca ne yapacağımızı düşünüyorum. Ama Sayın Adnan Erkat Bey cesaretle şimdiki bulunduğumuz yeri biraz da pahalı olmasına rağmen kiraladı. Eğer sahip çıkmazlarsa bir miktar parasını bir iki ay veririm. Ondan sonra bırakırız diyerek girdi. Ama sağ olsun bütün arkadaşlarımız o zamanki cemaatimiz canla başla çalışarak Ramazan ayına mescidi daha önce anlattılar işte halılarla falan battaniyelerle o sene teravih namazını kıldırmış olduk. Ve ondan sonra artık bu gelişti ve bugünlere kadar geldi ve arkadaşlarımız sağ olsunlar
burayı satın aldılar ve burada kalıcı olmasını sağladılar. Bundan dolayı şimdiki o zamandan bu zamana kadar görev yapmış yönetici arkadaşlarımıza canı gönülden ben de bir arkadaşları olarak, kardeşler olarak teşekkür ediyorum. Orada görev yapmış bu kardeşlerimiz, değerli kardeşlerimiz de saygıyla selamlıyorum. O zaman şöyle bir şey söylemiştim. Bizim atalarımız hep gittikleri yere inançları gereği mescitler, vakflar kurmak suretiyle, dernekler kurmak suretiyle camiler açmışlar, mescitler açmışlar ve orasını kalıcı hale getirmişlerdir. İnanıyorum ki bu sitede bu mescidi açtığımız zaman hem çocuklarımız için bir okul olacak, bizim için yani cemaat için manevi bir sığınak olacaktır demiştim. Ve ne mutlu ki bunu görüyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah kıyamete kadar böyle devam edecektir. Ve şu Mehmet Akif'in şu mısralarıyla ben konuşmamı bitiriyorum. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemelim. Saygılar sunuyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, ben Mehmet Şeref Ramazan Hocam'dan sonra ilk kadrolu hocası olarak 1994 yılında göreve geldim. 98 değil, 99'da buradan ayrıldım. Yani yaklaşık 5 yıl bu camide görev yapmaya çalıştım. Tabii ben 1993 yılında İsviçre'ye geldiğim zaman Arau Seon Camisi'nde görevliydim. Fakat bir ay, iki ay baktım, hiç cemaat yok. Sağ olsun, kulakları çınlasın, o günkü müşavirimiz Mehmet Koçer Bey'e dedim ki, hanımı öğle ve ikindi namazında arkamda cemaat olarak götürüyorum. Yatsıda, akşamda kimse yok. Ve Mehmet Koçer Bey'e dedim ki, Sayın Hocam, benim Türkiye'de görev yaptığım cami öğle namazlarında, ikindi namazlarında 400-500 kişi oluyor. Bu görev beni sıkmaya başladı. Beni ya Türkiye'ye gönder ya da görev yapabileceğim bir camiye ver dedim. Ben dedi seni niye Türkiye'ye göndereyim? Dedi sana uygun bir yer bulalım. Sonra dedi usler nasıl dedi. Bir dedim ben usleri tanımıyorum. Ama dedim bir görüşelim. Horgen'de görüştük. İşte Adnan Bey, o günkü Mehmet Yiğit Cami Derneği Başkanı. Yanında bir iki kişi daha geldi. Görüştük. Ve o görüşmemde gözlerindeki ışığı fark ettim. Olur dedim ve hemen orayla ilgili sen dedi bir rapor yaz, ben dedi üst yazı yazayım, oranın kadrosunu layık olan yere verelim dedi. Ve bu şekilde ben ustere kadro getirmiş oldum, kendi kadromla gelmiş oldum. Değerli kardeşlerim, şimdi mesele şu, bu dine, bu Kur'an'a sahip çıkmak. Sahip çıkılmayan, Mehmet Akif öyle diyor. Sahip olunmayan vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Şimdi ben bunu şöyle ifade ediyorum. Sahip olunmayan dinin batması haktır. Sen sahip olursan bu din batmayacaktır. Sahip olmamız lazım. Sahip olduğumuz sürece biz ayağımızın üstünde dururuz. Ve değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle diyor. Ey insanlar, şu Kur'an'ı çok okuyunuz. Allah Kur'an'ı okuyan milleti yükseltir,
Kur'an'ı arkasına alan milleti de alçaltır diyor. Usta fazlasıyla buna layık, görevli olarak geldiğim zaman kadın, erkek, çoluk, çocuk, bütün herkeste gözlerinde büyük bir parıltı vardı. Canla başla camilerine, hocalarına, Kur'anlarına sahip çıktılar ve bunu bugünlere taşıdılar. Ve bundan sonra da inşallah burada bir tane Türk vatandaşı, Müslüman kardeşim kaldığı sürece kıyamete kadar inşallah bu devam etsin istiyorum. Değerli kardeşlerim, ben burada görev yaparken eşim Nafize de burada kadınlara, kızlara hizmet etti. Beraber çalıştık. Onun da dedi ki, hanım kardeşlerime çıkıp konuşursan benim özellikle selamlarımı söyle dedi. Onun selamını da sizlere tebliğ ediyorum. Çok selamları var. Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah birlikteliğinizi, beraberliğinizi bozmasın. Aranıza tefrika sokmasın. Merhum İstiklal Marşı şairimiz bir şiirinde öyle diyor. Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Muhterem hazırlığını saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Muhterem Hocamız Mehmet Görmez Bey'in biz din görevlileriyle alakalı toplantılarda kullandığı bir tabir var. Din görevlileri. Aslında bu tabir tamam bizim için baki kalsın ama yurt dışına açıldığı tarihten itibaren gittikleri yerlerde cennete giden yolun mihenk noktasını mescit olarak tespit eden, gönülleri ve kalpleri bağlılıkları nedeniyle o muhteşem günde ilahi himayeyi umut eden, gönüllerini ortaya koydukları gibi varlıklarını, imkanlarını, zamanlarını ortaya koyan kadınlarıyla, erkekleriyle fıtratlarını korumaya çalışan ve son olarak da karşımda gördüğüm bu topluluğu din gönüllüleri olarak selamlamak istiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, atıfeti üzerimize olsun. Bize bugünü burada bu duyguyu sizlerle birlikte yaşama fırsatını taşıyan, tanıyan, bizleri davet eden değerli yöneticilerimize, devlet mensuplarımıza, kardeşlerimize teşekkürümü ifade etmek istiyorum, teşekkürümü. Ayrıca Mustafa Bey'in ifade ettiği gibi eşim aslında Özgür Hanım gelmek istedi fakat sağlığımız buna elverişli olmadığı için bu güzellikten o mahrum oldu. Onun selamını hepinize arz etmek istiyorum. Efendim selamı var sizlere. Hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala sağlığınızı meşgul, zevkinizi mağfur, amelinizi makbul, seyyiyelerinizi de mahveylesin. Bu muhabbetle, bu sevgiyle cennette buluşmayı bizlere lütfeylesin. Selamun aleyküm. Muhterem Hocam, Sayın Başkonsolosum, değerli müşavirimiz, değerli din görevlisi arkadaşlarımız ve buraya teşrif eden değerli misafirler,
hepinizi en kalbi selamlarla, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar anlatırlar. Hocamızın programını uzatmak istemiyoruz. Hocamın programından istifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle ben 2004-2008 yılları arası Ustel Camii'nde görev yaptım. Mihrap kürsü, minber görevlerimiz dışında Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrencilerimize okutma gayreti içerisinde olduk. Tabii o yıllarda 11 bin görevlisi arkadaş aile beraber Türkiye'den İsviçre'ye gelmiştik. Cemaatle kaynaşmamız, arkadaşlar arasındaki diyaloglarımız cemaate de yansıdı. Dolayısıyla güzel bir dönem geçirdik. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bizi buraya davet eden başta dernek başkanımız Faruk Şevkülk kardeşime, yönetim kuruluna ve Ustel Cami halkına herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Efendim, ben de sizleri en derin kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun inşallah. Selamun aleyküm. Öncelikle bizleri buraya davet eden cami açılışı ile buraya davet eden sevgili kardeşim Faruk Şentürk başkanımıza ve ekibine, yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarımıza cami gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum. Bendeniz 2008-2013 yılları arasında burada din hizmetlerini yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Başkanlığı tarafından görevlendirilmiş bulunmaktaydım. Ve bu görevi en iyi şekilde elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık, gayret ettik. Camimiz kiradaydı. Şu ana kadar, bugüne kadar bu hizmetler bir binanın bir dairesinde yapılıyordu. Ama şimdi elhamdülillah cami alındı, satın alındı. Artık mülk kendimize ait oldu. Bundan sonra bu hizmetlerin daha da güzel bir şekilde yürüyeceği inancı içerisindeyim. Elbette ki değerli kardeşlerim, camiler insanla hayat bulur. İnsansız cami olmuş olmamış ne yarar? Yani harabe durumuna dönüşür. Onun için her şeyden önce camilerimizi, hayat verecek olan gençlerimizi, çocuklarımızı, yaşlısı, genciyle beraber ayakta tutacak, canlı tutacak, hizmetlerin daha güzel hale getirilmesi için siz değerli insanlarımıza, kardeşlerimize ihtiyacı var. Onun için gençlerimiz, çocuklarımızı camilerimize yönlendirmeye çalışalım, gayret edelim inşallah. Bir başka şeyle hayat verecek olan nedir? Bilgidir, hikmettir, ilimdir camileri ayakta tutan. Malumunuzdur ki camiler bir ilim merkezi gibi. Böyle olmazsa zaten o da yine harabe durumuna düşür, dönüşebilir. İslam medeniyetinin temelleri camide atılmıştır. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk olarak mescit inşa etti. Ve o mescitte insanları yetiştirdi. Ashabını Suffa denilen bir mektepte cami çatısı altında, cami çevresi içerisinde o ashabı vahiyle yetiştirdi. Yani o insanların akıllarını, duygularını, düşüncelerini vahiyle eğiterek onları topluma, insanlığa kazandı ve bir medeniyetin temellerini o cami çerçevesi içerisinde attı. Ben inanıyorum ki bu geleneği sizler de bu Avrupa'nın göbeği olan İsviçre'de, Ustel'de sürdüreceksiniz inşallah. Bu İslam medeniyetinin temelleri nasıl öndekilerde atılmış ise bu medeniyeti yine devam ettirecek olan sizlersiniz. Onun için gayretlerinizi ihmal etmeyiniz, gayretli olunuz, çaba gösteriniz. Allah bu gayretinizi, bu çabanızı boşa çıkarmayacaktır. Sizler bizim kültürümüzü, inancımızı, geleneklerimizi burada
yaşatacak olan, ayakta tutacak olan sizlersiniz. Biz bu hususta sizlere güveniyoruz. Bugüne kadar görev yapmış olan arkadaşlarım, meslektaşlarım hepsi bu anlayışla, bu inançla burada hizmetlerini sürdürdüler. İnsan kazanabilmek önemli olan bu hususta işte cami alındı. Her şey ortada, her türlü imkanlar var. Elhamdülillah bir eksiğimiz var, insan. Değerli kardeşlerim, sahip çıkalım camimize. Ne olur sahip çıkalım ve bu camimize hayat verelim ve bunu ayakta tutalım inşallah. Gelecek nesillere de sağlam bir şekilde teslim etme gayreti içerisinde olalım. Şu anki yönetimdeki arkadaşlara bu hususta gayret ve çabalarını daha iyi hale getirmeni Rabbime niyaz ediyorum. Hepinizi saygı ve selamla selamlıyorum. Allah'ın selamı olsun. Allah'a emanet olun. Misafirlerimiz, öncelikle bu kadar zaman burada kaldınız, geldiniz, davetimize icabet ettiniz, bizi onurlandırdınız. Hepinize bunun için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Abdullah Fırat, 2013 yılından beri buradayım Allah'ın izniyle, Allah nasip ederse de 2018'in 9. ayın 9'una kadar burada olacağız inşallah. Özellikle camimizin alınmasında emeği geçen herkese, yönetim kurulumuz, kadın kurulumuz, gençlik kurulumuz, değerli üyelerimiz, gerek cemaat olarak gerek bir tuğla parası katkısı sunmak şeklinde yardım edenlere hepsine teşekkür ediyorum. Ahirete tabii ilk gününden itibaren ahirete göç edenlere rahmet diliyorum. Yaşayanlara da iman, istikamet, sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'a emanet olun. Birbirinden değerli hocalarımıza bu konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli gerçekten. Hepsinden bir şeyler öğrendik, hepsinden bir şeyler aldık. Allah onları da sağlık daim etsin. Onlar da huzur evlerinde huzur nasip etsin inşallah.